Peki Korkut, labioplasti ameliyatı nasıl yapılır? Şimdi labioplasti ameliyatını lazerle veya cerrahi yöntemle yapabiliyoruz. Genellikle genel anesteziyle hastaları uyutarak veya lokal anesteziyle o bölgeyi uyuşturarak, yani bölgesel uyuşturma yöntemiyle yapılabilmekte. Bunun yanında termi dediğimiz radyofrekans cihazıyla ameliyatsız da dudaklarda ufaltma sağlayabiliyoruz. Bu da son zamanlarda çok tercih edilen bir yöntem. Diğer yönden cerrahi yöntemle veya lazerle ikisi de esasında aynı işlem. Lazerin avantajı iyileşme daha hızlı oluyor, doku uyumu daha iyi oluyor, kesi daha düzgün oluyor ve ameliyat esnasında özellikle kanama çok az oluyor lazerle yapılan ameliyatlarda. Ortalama yarım saat 45 dakika sürmekte işlem. Birkaç yöntemle bu ameliyatı yapıyoruz. Trim dediğimiz direkt fazla olan dokuyu kesme yöntemi var. Veya wedge dediğimiz karpuz dilimi şeklinde dudaklardan parça çıkarıp yaptığımız var. Birçok isim takılabilmekte, işte puzzle yöntemi denilebilmekte, yap boz yöntemi, geri alter yöntemi denilebilmekte. Açıkçası hangi yöntemi uygulayacağımızı biz hasta muayene sonrası karar veriyoruz. Eğer hasta hem oranın büyüklüğünden hem de renk koyuluğundan şikayetçiyse o zaman trim yöntemiyle direkt olarak fazla olan dokuyu alma suretiyle yapıyoruz. Dediğim gibi esas hangi işleme, hangi tekniği uygulayacağımızı hasta muayene sonrası karar veriyoruz. Ameliyat sonrası hasta günlük yaşantısına devam edebiliyor. Bir iki gün yanma şikayeti oluyor. Ameliyat sonrası iyileşme dönemi ortalama 4 ila 6 hafta arasıdır. Bu yüzden bir 6 hafta hastanın cinsel birliktelik yaşamalarını tercih etmiyoruz, tavsiye etmiyoruz. İlk bir hafta antibiyotik ağrı kesici tedavisi veriyoruz hastalarımıza. Bu ameliyattan sonra da sık sorulan sorulardan bir tanesi, hasta normal doğum yapabilir miyim diye sorabiliyor. Bu ameliyattan sonra hastanın normal doğum yapmasında herhangi bir sakınca bulunmamaktadır.